Arkadaşlar merhabalar, ben İsmail Hoca, SML Hocam Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. TYT Matematik Kampımızda bugün artık 44. gün ve 56. videodayız gençler. Konumuz hız problemleri, kazanım bakışını ele alacağız. Hız problemleri, kazanım bakıştan hemen sonra ÖSYM bakış gelecek. Ve sonraki videolarda ise SML bakış, yani problemlere karma bir şekilde bakacağız arkadaşlar. Karma problemler çözeceğiz. Birbirinden güzel sorular yine seni bekliyor olacak. Aslına bakarsan bu TYT Matematik Kampı'nın içerisinde çok güzel tadında bir problemler kampı da yaşamış olduk bu kitapta. Yani Barış Yayınları video ders kitabında sevgili arkadaşlar. Kitabımızın satış linki açıklama kısmında mevcuttur. Dileyen, isteyen, arzu eden girip sevgili arkadaşlar bu kitabı satın alabilir. Ve 312 sayfa olduğunu da söyleyelim. Bugün kaçıncı sayfadayız ondan da bahsedelim isterseniz. Hız problemleri, kazanım bakış dedik değil mi? Bakalım 182. sayfadan başlayacağız bugün sizlerle birlikte ve 186'ya kadar da geleceğiz. Artık kitabın sonlarına doğru da adım adım ilerliyoruz arkadaşlar. Evet, vakit kaybetmeyelim daha fazla, geçelim derse. 44. gün 56. video dedik. Şöyle sayfamıza da zoom atalım. Hız problemlerine başlayalım. Şimdi bir tane araç görüyoruz bir yolda. A-B arasındaki mesafeyi kat etmeye çalışıyor gibi görünüyor. Peki A ile B noktaları arasındaki uzaklık x kilometre olsun istiyoruz. Yani şuranın tamamı x olsun istiyoruz. Tamam. Aracın hızı saatte v kilometre olsun diyoruz. Aracın hızı bu tarafa doğru v ile gidiyor ve tüm yolu da t saatte almış olsun. Aslına bakarsan burada şunu yapıyoruz. Aracın yaptığı bir iş var. Bu iş x yolunu kat etmek. Aracın bu işi yapma hızı v, yapış süresi de t. Yani bu araç t saat boyunca v iş gücüyle çalışırsa toplamda ne kadar bir iş gücü sarf etmiş olur? V çarpı t kadar. O halde bu yapılan işe eşit olacaktır. Yani x eşittir v çarpı t. Hani o standart klişeleşmiş hız formülümüz. Aslına bakarsan bu yapılan iş eşittir İşin yapılma hızı çarpı geçirilen süre. X eşittir v çarpı t. Yol eşittir hız çarpı zaman. Burada yol sabitse hız ve zaman ters orantılıdır. Yani sen hızını arttırdığın takdirde süre aynı oranda küçülecektir. Hız sabitse yol ve zaman doğru orantılı. Neden? Şimdi hızı sabitleyin. Yani v'yi yalnız bırakın burada. V eşittir x bölü t olacaktır. Bak, bölündüğü için doğru orantılıdır. Yani ben bunu artırırsam bunun da artması gerekiyor. Bunu azaltırsam bunun da azalması gerekiyor. O yüzden doğru orantılıdır. Zaman sabitse t'yi sabitle burada. T eşittir x bölü v olacaktır. Yine yol ve hız bizim için doğru orantılıdır. Çünkü ben bunu arttırırsam bu artar, bu azalırsa bu azalır. Demek ki burada ters orantılı olan sadece hız ve zaman var. Bunu da dikkat çekmek istedik açıkçası. Şimdi kazanım bakış 1'e bir bakalım. Bir araç düşünün. Saatte 80 kilometre hızla hareket ederse tam zamanında buluşma noktasında oluyor. 80'le giderse sözleşilen zamanda bu araç oraya ulaşıyor. Araç, aynı araçtan bahsediyoruz. 120 kilometre hızla hareket ederse buluşma noktasına 2 saat önceden varmış oluyor. Yani şurada geçirilen süre t ise burada geçirilen süre t-2 oluyormuş. Aracın bulunduğu noktayla buluşma noktası arasındaki uzaklık. Şimdi şöyle ki, yani yol soruluyor bize. Burada ben hızla zamanı çarparsam 80 çarpı t, bu bana bütün yolu verecektir. Hemen şöyle yazalım. Bu tüm yolu verir. Ama aynı zamanda 120 ile t-2'yi çarparsam da bu tüm yolu verecektir. Dolayısıyla buna da yol dedik. İkisi de aynı yola eşitse demek ki bunlar birbirine eşit olacaklar. Güzel. O halde 80t eşittir 120t-240 diyelim. Buradan bunu bu tarafa salladım 40t. Eksi 240'ı diğer tarafa salladım 240. T buradan kaç geldi? 6 saat geldi. Demek ki bu araç başlangıçta 6 saat hareket ederse yolu bitiriyor. 6 saat boyunca 80'le giderse yol bitiyorsa o zaman 6 çarpı 80'den tüm yol 480 kilometredir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Devam. Kazanım bakış 2. Şimdi bir bisikletli görüyoruz. Denizli'den İzmir'e doğru saatte 25 kilometre hızla harekete başlıyor. 12 saat sonra da İzmir'e varıyor. O zaman İzmir'le Denizli arasındaki mesafeyi ben 12 ile 25'i çarparak 300 kilometre bulabilirim. İzmir Denizli arası 300 kilometreymiş gençler burası. Peki diyor ki buna göre İzmir'den Denizli'ye saatte 40 kilometre hızla hareket ederse Denizli'ye kaç dakikada varır diye soruyor. Şimdi yol 300 kilometreydi. Ben bunu hıza bölersem, 40'a bölersem geçirilen süreyi bulmuş olurum ki şu sıfırla şu sıfır giderse 30'u 4'e bölersem bu bana neyi verir? 7,5 saati verir. Ama bana saat sormamış. Şimdi neyi sormuş? Dakikayı sormuş. Şimdi ben biliyorum ki 1 saat 60 dakikadır. O halde 7,5 ile 60'ı çarpacağım. Şu sıfırla sıfırı silersem bu virgülü yana kaydırırım. 75 çarpı 6 da bana cevabı verir. 2 kere 75 biliyorsun 150'dir. O zaman 3 kere 150 de bana 450'yi verir. Demek ki 450 dakika sürecekmiş İzmir'den Denizli 40 kilometre bölü saat hızla hareket edince. Evet, devam. Kazanın bakış 3. Bir asfalt ve toprak yol olan bir şekil görüyoruz. Bakalım. Asfalttaki hızı saatte 100 kilometre. Şimdi burada hareket ederse 100 kilometre bölü saat hızla hareket ediyor. Topraktaki hızı da 40 kilometre bölü saatmiş. Şöyle yazdık. Şimdi olan bir araç diyor. 3 bölü 4'ü asfalt, kalan kısmı toprak olan. 3 bölü 4'ü asfaltmış. Yani yolun burası 3x ise burası x'miş arkadaşlar. 3 bölü 4'ünden bahsediyoruz. Tamamı 4x. Asfalt kısmı 3x olduğuna göre 3 bölü 4'ü asfalttır. Kalan 1 bölü 4'lük kısmı da topraktır. Toplam 11 saatte almış gençler burayı. Şimdi şöyle düşünelim o halde. Topraktaki hızımız 40'tı. Asfalttaki hızımız 100'dü. Burası 3x. Burası da x'ti uzunluk olarak. Ve totalde de 11 saatte alınıyormuş bu mesafe. O halde şöyle bir şey yapsak sizin için nasıl olur? Ben şurada geçirdiği süreyi nasıl bulurum? Asfaltta geçirdiği süreyi 3x'i 100'e bölerim. Değil mi? Artı şurada geçirdiği süreyi de x'i 40'a bölerek elde ederim ki bunların toplamı bana 11 saati vereceği için eşittir 11 denilebilir. Şimdi gel güzel kardeşim, burayı 5 ile burayı 2 ile genişletelim, paydalarımız eşit olsun. Böylelikle 6x artı 5x bölü alt taraf 200 yapar. Eşittir 11 ise şurası ne yaptı? 11x. 11x bölü 200 eşittir 11 ise 11'lere bay bay, burada 1 kaldı. 200'ü de 1 ile çarparsam x kaç gelir? 200 gelir. Şimdi yolun tamamı sorulmuş. X 200 değil miydi? Yani şu 200'müş. Burası da 600. Toplarsam 800 yapar. Yolun tamamı 800 kilometredir dersek doğru olacaktır. Sorumuzu bu şekilde çözebiliriz. Geldik kazanın bakış 4'e. İki bölümden oluşan bir parkur var. Sabit hızlarla hareket eden 3 araçla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş bize. Birinci araç birinci bölümü saatte 90 kilometre hızla 4 saatte tamamlamış. Yani o zaman bu yolun birinci bölümü 90 ile 4'ü çarparak 360 kilometre olduğunu tabii ki de rahatlıkla söyleriz. İkinci araç tüm parkuru 75 kilometre hızla 6 saatte tamamlamış ki 6 kere 75 450. Şimdi tüm yol dedik. Burası da 450 kilometre oldu. Şimdi birinci bölümü 360 kilometre ise tümü 450 ise o halde rahatlıkla ikinci bölüme geçiş yapabilirim artık. İkinci bölüm 450'den 360'ı çıkarırsam 90 kilometredir deriz. Üçüncü araç ikinci bölümü 2 bölü 3 saatte tamamlamış. Yani 90 kilometreyi 2 bölü 3 saatte almış. Üçüncü aracın saatteki hızını bulmak için ikinci bölümün uzunluğunu ben 2 bölü 3 saate bölersem, bak ne oldu böylelikle, hızın da birimini bulmuş olduk. Kilometre bölü saat, gördün mü? Demek ki hızı verecek bize. Bu da bize neyi verir arkadaşlar? Hemen yazalım. Eşittir diyorum. 90 çarpı 3 bölü 2'yi verir ki buradan da 135 kilometre bölü saatin ta kendisini buluruz. Doğru cevabımız 135 olacaktı. Şimdi farklı tarzdaki problemler nasıl çözülür buna bakalım. A noktasındaki bir hareketli, yani şuradaki kadından bahsediyoruz. Saatte V1 kilometre hızla, hızı burada verilmiş. Diğer taraftan B noktasında da bir adam V2 hızıyla yola çıkıyor. T süre sonra C'de karşılaşıyorlar. Tam olarak şurada karşılaşıyorlar. Karşılaşma sürelerini nasıl buluruz? Aralarındaki mesafeyi hızları toplamına böleriz. Eğer iki hareketli zıt yönlerde hareket ediyorsa, bak birine bu tarafa biri bu tarafa doğru hareket ediyor ki zıt yönlerdir. Zıt yönlerde hareket ediyorlarsa hızları toplamı üzerinden işlem yaparız. Şunu düşünebilirsin. Şunu duruyormuş gibi düşün. Bu adamı sadece hareket ediyormuş gibi düşün. Ben bunu durduruyorsam bunun hızını da buna eklemek zorundayım. Yani V1 artı V2 hız da buna yaklaşıyormuş gibi görünecek. Bundan kaynaklı bu adam bu kadının yanına ne kadar sürede varabilir? Toplam yol AB bölü V1 artı V2 sürede varabilir diye de tabii ki düşünebiliriz. Şimdi 182. sayfamızı da bitirdik böylelikle arkadaşlar. Şimdi 183. sayfamıza geçiyoruz. Kazanan bakış 5'teyiz. Hadi beraber bakalım. A ile B noktalarından aynı anda birbirine doğru hareket eden iki araç 5 saat sonra karşılaşmışlar. Yolun uzunluğu da 600 kilometre. Şimdi ben 600 kilometreyi 5 saate bölersem neyi bulmuş olurum? Bu iki aracın hızları toplamını bulmuş olurum ki hızları toplamı V artı 40 ile V'yi toplarsam 2V artı 40'tır. Ki 600'ü 5'e böldüğüm takdirde de bu bize 120'yi verir. O halde 2V eşittir 40'ı karşıya sallarsam 80. V de buradan 40 kilometre bölü saat gelmek zorundadır. Doğru cevabımız 40 olacaktı gençler. 6. kazanım bakıştayız. Aralarında 180 kilometre mesafe bulunan A ve B kentinin modellenmiş hali aşağıda verilmiş. Şimdi bunun hızı 13 kilometre bölü saat. Bunun hızı 27 kilometre bölü saat. Birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Toplamları üzerinden hareket edeceğiz. Toplamları 40 kilometre bölü saat olacak. A kentinden yola çıkan aracın hızı bu. B'den yola çıkan aracın hızı bu. Buna göre iki araç aynı anda birbirine doğru hareket ettiğinde hareketlerinden kaç saat sonra aralarındaki mesafe ikinci kez 20 olur. Şimdi şurada bir yerde karşılaştılar varsayalım. Karşılaştıklarında aralarındaki mesafe durmadan azalacak ve 0 olacak. 0'dan sonra ki karşılaşmadan bir süre önce de mesela şuralarda bir yerde aralarındaki fark 20 idi. Ama ikinci kez 20 olması karşılaştıktan sonra gerçekleşen bir durum. Demek ki şu 27 ile giden araç şuraya kadar geldi. 13 ile giden araç da buraya kadar geldi ve ikinci defa 20 oldu aralarındaki fark. Yani yolun tamamı 180 iken bu 180'i kat ettiler. Üstüne bir 20 kilometre daha hareket ettiler. Yani toplamda 200 kilometrelik bir hareketten bahsediyoruz. Ve hızları toplamı da 40'tı. 200'ü 40'a bölersem 5 saati bulurum. Hareketlerinden 5 saat sonra aralarındaki fark ikinci kez 20 kilometre olur deriz. Doğru cevabımız 5 olur. ÖSYM bakış 7'deyiz artık. A ve B kentlerinden birbirine doğru aynı anda hareket eden araçların hızlarının oranı 8'miş. Şimdi o zaman ben VA'ya 8V dersem VB'ye yani B aracının hızına V diyebilirim. Karşılaşma noktasından sonra araçlardan biri hızını kaç kat arttırmalı ki gitmekte oldukları kentlere aynı anda varsınlar. Şimdi beni iyi dinle. Bu şehirleri modelliyorum. Burası A kenti, burası B kenti. Şunun hızına 8V, bunun hızına V dedim. Nerede karşılaşırlar? B'ye çok yakın bir yerde karşılaşırlar. Çünkü bu araç diğerinden 8 kat hızlı. Bundan kaynaklı ben şuraya 8x dersem bu 8x kadar yol alırsa bu x kadar yol alacaktır. Ve şimdi şuna gel. Karşılaştılar ya, bu tarafa doğru giden 8v ile gidiyor. Bu tarafa doğru giden v ile gidiyor. Şimdi dikkatli dinle. 8v ile giden x'lik yolu ne kadar sürede alır? X bölü 8v sürede alır. Doğru mudur? Doğrudur. Peki gitmekte oldukları kentlere aynı anda varmaları için ben buradaki 8x'lik yolu da şu adama aldıracağım. V ile hareket eden adama aldıracağım. Dolayısıyla ben buraya soru işareti V diyorum. Hızının ne olması lazım onu bulacağız. Bu bunun 8 katı mı? Evet, o zaman bu da bunun 8 katı olmalıydı. Yani bunun 64V olması gerekiyor. V iken 64V olması için 64 katına çıkması gerekiyor. Lakin diyor ki kaç kat arttırmalı diyor. V iken 64V'ye çıkıyorsa V'nin 63 katı kadar arttırmalı. Dolayısıyla cevabımız 63 kat olacaktı sevgili gençler. Aman bu kelime oyunlarına dikkat. ÖSYM yapar mı bilmem, yaparsa vicdansızlık olabilir ama uyanık olmakta her daim tabii her daim fayda var arkadaşlar. Şimdi geldik kazanım bakış 8'e. Bir yarısı ince diğer yarısı kalın olan 30 metre uzunluğundaki bir ip her iki ucundan aynı anda yakılıyor. Şimdi 30 metre ve bir yarısı diyorsa demek ki ince olan kısmı da 15 metre, kalın olan kısmı da 15 metre. Ateşin ilerleme hızı ipin ince tarafında saniyede 2 metre. Yani 2 metre bölü saniye hızla yanıyor burada ateş. Burada ise 1 saniyede 1 metre. Yani 1 metre bölü saniye hızla yanıyor kalın ip. Ve diyor ki ipin tamamının yanması kaç saniye sürer aynı anda yakılırsa. Şimdi tabii ilk bitecek olan ip ince ip olacak. Ve 15 metresi 1 saniyede 2 metre bölü saniye hızla yanıyorsa 7,5 saniye sürecektir. Yani burada 7,5 saniye bir kere kayboldu. 7,5 saniyede ateş buraya kadar geldi. Ki diğeri 1 saniyede 1 metre yanıyorsa 7,5 saniyede 7,5 metre yanar. Bu da demek ki sağ taraftan yanmaya başlayınca 7,5 metresi yanar ve geriye sadece 7,5 metresi kalır. Şimdi artık ateş kalın ipi yakmaya başladı ya. Kalın ipin ateşin kalın ipteyken ateşin ilerleme süresi yine 1 metre bölü saniye olacak. Yani bu tarafa doğru 1 metre bölü saniye. Bu tarafa doğru da 1 metre bölü saniye ile yanmaya devam edecek ki hızlar toplamı 2 metre bölü saniye. Dikkat et, saniyede 2 metre ilerleyecek. O halde 7,5 metreyi bunun yarısı kadar sürede, yani 7,5'un yarısı kadar sürede yakar. Yani 3,75 saniye artı 3,75 saniye diyeceğiz. Toplamda ip bu kadar sürede yanar. Bunları toplarsak da 11,25 saniyenin ta kendisini buluruz. Doğru cevabımız 11,25 olacaktı. Eğer hazırsak devam edelim 9. kazanım bakışta. Bize diyor ki bu soruda AB BC'ye dik, 4AB 3BC'ye eşittir. Yani burası 3x ise burası 4x'tir diyor. Haliyle burası da 5x'tir. 3 4 5 üçgeni söz konusu. AE'nin 70 olduğunu da bize belirtmiş. Yani şurası da 70 metreymiş gençler. Dik üçgen biçimindeki bir pistin B köşesinden verilen hızlarla aynı anda harekete geçen iki hareketli hipotenüs üzerindeki E noktasında karşılaşıyorlar. Buna göre pistin uzunluğu kaç metredir diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyelim. Şurası nedir? 5x eksi 70 olmaz mı arkadaşlar EC uzunluğu? Tabii ki de olur. Şimdi 4V ile hareket eden araç ne kadar mesafe almıştır hareketi boyunca? 3x artı 70 yazdım. 3x artı 70. 5V ile hareket eden araç da şuradan şuraya kadar 9x eksi 70 kadar mesafe kat etmiştir. Ve bunların oranı hızların oranına eşittir. Çünkü hızla yol doğru orantılıdır. Bundan kaynaklı bu oran 4/5'in ta kendisi olacaktır. İçler dışlar çarpımı işimizi çok güzel görür. 15x artı 350 eşittir 36x eksi 280 dedik. 15x'i şu tarafa fırlatırsak 21x'imiz kalır. Eksi 280'i sol tarafa alırsak da 630'la karşılaşırız. Demek ki x buradan eşittir 30 diyebiliriz. Şimdi x 30'muş. Pistin uzunluğu soruluyor. 3x, 4x, 5x'ten toplam 12x değil miydi? X de 30'sa 12 kere 30'dan pistin uzunluğu 360 metre olarak karşımıza çıkar. Doğru cevap 360'ın ta kendisi olur. Ve böylelikle 183. sayfamızı da artık bitirmiş bulunuyoruz. Geçiyoruz 184'e ve karşımızda farklı bir hız problemi çeşidi daha. Bu sefer hareket yönümüz aynı olacak. Farklı noktalardan başlayabiliriz. Aynı noktadan başlayabiliriz. Hiç fark etmez ama hareket yönünün aynı olduğunu düşüneceğiz. Burada yine temel mantık şu. Arkadaki kişi öndeki kişiyi kaç saniyede yakalar? Aralarındaki mesafenin hızı büyük olandan küçük olanı çıkarılarak bölünmesiyle elde edilir. Peki bunda temel mantığımız ne? Nasıl bunu daha pratik bir şekilde öğrenebiliriz? Yavaş olanın durduğunu düşün. Bu adamı durdurdum ve tabii V2 hızından vazgeçmiyoruz. O hızı buraya ekliyoruz. Sanki bu adamın hızı V1 artı V2'ymiş. Pardon, özür dilerim. Bu adamı durdurduğuma göre artık V1 eksi V2 hızıyla hareket edecek. Çünkü hali hazırda aynı yönde giden adamı durdurduk. Dolayısıyla bundan çıkaracağız. Aradaki mesafe ne? AB. Bu adam duruyorsa bu bunun yanına kaç sürede gelir? Tabii ki aralarındaki mesafenin V1 eksi V2'ye bölünmesiyle elde edilir bu süre. Şimdi kazanım bakış ona bakalım. Şekilde A noktasında bulunan Ayşe ile B noktasında bulunan Burak aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyorlar. Ayşe Burak'ı C noktasına yakalıyor. Ayşe daha hızlı. B ile C arası kaç kilometredir? Şimdi abi öncelikle ne kadar sürede yakalamış? Bunu bir bulalım mı isterseniz? Aradaki mesafe 270. Ben bunu hızlar farkına, yani 60'tan 45'i çıkarırsam 15'e böldüğüm takdirde kaç dakika sonra yakaladığını elde ederim. Peki bulalım. 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 54 geldi. 54'ü 3'e böldüm 18 geldi. Demek ki 18 dakika sonra yakalayacak. Ama aynı zamanda tabii buradaki Burak da 18 dakika hareket edecek. Ki hangi hızla? 45 ile. O zaman ben 45 ile 18'i çarparsam BC arasındaki mesafeyi de elde etmiş olurum tabii. 2 ile çarpsaydım 45'i 90 olurdu. 90 kere 9 da bize 810'u verir. Demek ki 810 metreymiş arkadaşlar. Bu kısım 810 metre dedik. Tamam. Güzel. Farklı türde bulabilir miydik? Bak iyi dinle beni. Nasıl olsa yapılan hızla alınan yol doğru orantılı olduğu için 60'tan 45'i çıkardın, 15 mi geldi? Şimdi 15 ile ne kadar yol almışız? 270. Doğru mu? 15 ile 270 yol almışım. 45 ile ne kadar alırım? 3 katı kadar, 810. Farklı biçimde bulabilir miyiz hocam? Tabii ki de bulursun lan. Dur bak bekle, ben sana göstereceğim. Şimdi şöyle diyelim. İyi dinle beni. 45 ve 60. Bu 3x ise bu 4x'tir. Değil mi? Aralarındaki oran bu. O zaman şöyle derim. Abi şurası 4x yol alıyorsa demek ki şurası 3x'miş. 4x'ten 3x'i çıkarınca 270 mi kalıyor? Yani x 270'miş. O zaman 3x kaçtır? Hop 810'dur. Yani her türlü bulabilirsin. Tamam. Bulmak isteyince her türlü karşına çıkar. O yüzden problemlerin en başında ben sana söylemiştim oran orantı konusunda. La bu konu çok önemli. Vallahi bak bu konu var ya. Yani oran orantı yani bir düşün yani. Neden problemlere başlamadan önce herkes oran orantı işliyor? Bir düşün yani. Neden problemler fasikülünü eline aldığın zaman çat sayfayı bir açtın karşına oran orantı çıkıyor? İşte bundan kaynaklı. Oran orantı her yerde karşına çıkabilir problemlerde. O yüzden bizim için inanılmaz derecede mühim. O kısım eksikse hala iyi çalış yani. Kazanım bakış 11. Bir araç var 75 ile gidiyor, öteki 40 ile gidiyor. Aynı anda aynı yöre hareket eden iki aracın saatteki hızları sırasıyla 75 ve 40'tır. İki araç ilk kez C noktasına yan yana geliyor şurada. Diyor ki AB bölü BC. Bak çok basit. Az önce yaptığımız mantık. Ya da şöyle diyebilirsin. Şuranın tamamı 75x'tir hocam. Şurası da 40x'tir çünkü bu adam almış bu yolu. O zaman şurası nedir? 35x'tir. Cevap da o zaman 35 bölü 40'tır. Tamam bak ne kadar basit. 5'e böldün 7, 5'e böldün 8. Cevap 7 bölü 8. Anlaşıldı mı? Pekala. Şimdi devam. 12. kazanım bakış. Şekilde gösterilen A ve B noktalarından aynı anda hareket eden iki araç birbirine doğru gittiklerinde C'de karşılaşıyorlar. Aynı yönde gittiklerinde D'de karşılaşıyorlar. Şimdi C'de karşılaşıyorlarsa demek ki bu adamın hızı bak 50'ye 75 nasıl bir şey var? Bu 2 kere 25, bu 3 kere 25. Demek ki bu aracın hızı 2V, bu aracın hızı 3V. Şimdi bu tarafa doğru ikisi de sağ tarafa doğru gitmiş oluyorlarsa o halde şu adam, pardon arkadaşlar kusura bakmayın hemen kapattık. Şimdi şu adam 3x kadar yol alıyorsa, 3x demeyelim de 3a kadar yol alıyorsa bu adam 2a kadar yol alacak. Değil mi? Aradaki fark ne olacak? A. Şimdi a neymiş? 125. O zaman 2a nedir? 250'dir. Bak bitti. Cevabımız da 250 olacaktı. Yani bu kısımlarda adam akıllı işlem bile yapmıyorsun. Ve dikkat et hız problemi ama oran orantıyla hallediyoruz. Geçtik kazanım bakış 13'e. Yine aynı oran orantıyla halledeceğimiz bir soru. Azra otobüse binerek okuluna gitmek istiyor. Şimdi Azra'nın birinci durağı olan uzaklığının ikinci durağı olan uzaklığına oranı 3 bölü 4. Yani şurası 3x ise burası 4x'tir diyor. Şimdi Azra otobüs hareket ediyor. Kaçla? 56 ile. Azra bu durağa doğru da gitse, buna doğru da gitse Azra tam herhangi bir durağa geldiğinde otobüs de o durakta oluyor. Ama Azra bu tarafa doğru hareket ederse otobüs bu durakta durmuyor. Orada bir kayıp süresi yok yani. Peki o halde diyor otobüsün şu an bulunduğu konumla gerçi ne demişti bize saatteki hızıyla Azra'nın yürüme hızı soruluyor. Heh. Şimdi iyi dinle beni bak çok iyi dinle. Ben şuraya A diyeyim tamam mı? Yani otobüsle birinci durak arasındaki mesafe A. Şimdi ben Azra'nın şu tarafa doğru yürüdüğünü düşünürsem Azra 3x yürüyünce otobüs A kadar ilerliyor. 3x'in a'ya oranı Azra bu tarafa doğru yürürse Azra 4x yürürken otobüs a artı 7x kadar yol kat ediyor. Bunlar birbirine eşittir oransal olarak değil mi? O zaman şuradaki x ile şuradaki x'i bir görmezden gelelim ve içler dışlar çakalım buraya. 3a artı 21x 4a ise a eşittir 21x'tir. Yani şurada a dediğimiz şey var, orası 21x'miş arkadaşlar. Şimdi şuna dikkat. Azra 3x kadar gittiğinde otobüs 21x gidiyordu ya. Demek ki otobüsün hızı Azra'nın hızının hop 7 katı. E şimdi otobüsün hızı 56 değil mi? Bunu 7'ye bölersem Azra'nın hızını bulurum. Azra kaçtır o zaman? 56 bölü 7'den 8 kilometre bölü saat hızla yürüyormuş Azra kızımız. Tamam. Ha, ne kadar tatlı oldu. Peki şimdi 184'ü de bitirdik gençler. 185'teyiz. Farklı bir yol çeşidiyle karşı karşıyayız bu sefer. Doğrusal yoldan değil, dairesel bir pistten, dairesel bir yoldan bahsedeceğiz. Şekildeki dairesel pistin aynı noktasından aynı anda ve zıt yönlere hareket eden V1 ve V2 hızına sahip hareketliler TK süresine karşılaşıyorlarsa, aralarındaki mesafe, şu an aynı yerde duruyorlar ama hani bu yolu şuradan kesip şöyle makasla kestiğimizi düşünün arkadaşlar. Tamam, buradan şöyle yolu kestik. Sonra böyle açtık. Açtıktan sonra aslına bakarsan biri bu tarafa doğru, biri de bu tarafa doğru gidiyor. Yani birbirlerine doğru hareket ediyorlar ve aralarındaki uzunluk pistin çevresi kadar. O halde ben pistin çevresini hızlar toplamına bölerim. Zıt yönde hareket ettikleri için. Eğer aynı yönde hareket ederlerse birinin diğerini ikinci kez, yani ilk kez yakalama süresi pistin çevresinin V1 eksi V2'ye oranıyla elde edilir. Karşınıza çok çıkmayacaktır. Lakin eski tarz problemlerde veya bazı denemelerde falan karşınıza çıkabileceği için ve moraliniz bozulmasın diye burada ben anlatacağım kayık soruları. ÖSYM bunu tercih etmeyecektir, aklınızda bulunsun. VK'ya kayığın hızı, VA'ya da akıntının hızı dersek, burada kayığın hızı akıntının hızından daha büyük olsun istiyoruz. Kayık A noktasından B noktasına T1 sürede gidip T2 sürede geri dönsün. AB uzunluğunu, A noktasından şuraya da B noktası diyelim. AB uzunluğunu nasıl bulurum? Kayığın hızına akıntının hızını eklerim. T1 süre hareket etmiştir derim ki T1 burada daha küçüktür. Neden? Çünkü hem kayık hızı var, çekiyoruz kürekleri, hem de akıntı seni zaten hızlandırıyor. Dolayısıyla iki hızı topluyoruz. Lakin ben B'den A'ya geri döneceksem kayığın hızından akıntının hızını çıkarmak zorundayım. Çünkü bu sefer akıntıya karşı mücadele veriyorum. Daha yavaşım. Bunu da T2 ile çarparak elde edebiliriz. İkisi de bize AB'yi verecektir. Tamam mı gençler? Bunu da sakın unutmayın. Olur da karşınıza çıkarsa basit, yani temel mantığı aklınızda tutarsanız yeterli olur. 14. kazanım bakış. Aşağıdaki şekilde hızları verilen iki araç aynı anda zıt yönlerde hareket ediyorlar. Biri 20 ile öteki 45 ile hareket ediyor. İki araç 10 saat sonra karşılaşıyorlar. Hızları toplamı ne? 65. 65 ile o zaman ben 10'u çarparsam bu bana 650 kilometreyi verir. Yani bu dairesel pist 650 kilometreymiş. Eğer iki araç aynı anda aynı noktadan aynı yöne doğru hareket etselerdi, hızlı olan araç yavaş olan aracı kaç saat sonra yakalardı? Söyleyeyim ben sana hemen. Bu sefer hızları farkına bakacaktık. 45'ten 20'yi çıkar 25. Pistin çevresi 650 idi. 650'yi ben hızlar farkına oranlayacağım ki 25 kere 25 biliyorsun 625'tir. O zaman bunun da cevabının 26 çıkması gerekiyor. 26 kere 25 bize 650 verir. Çünkü 26 saat sonra yakalayabilir hızlı olan yavaş aracı diyeceğiz gençler. Geldik kazanım bakış 15'e. Çembersel pist üzerinde A noktasında bulunan iki hareketli zıt yönde hareket ederlerse 12 saniye sonra, aynı yönde hareket ederlerse 60 saniye sonra karşılaşıyorlar. Yani şöyle diyelim mi? V1 V2'den büyükmüş ya. Şimdi 12 saniye sonra karşılaşırsa zıt yönlere giderken V1 artı V2 ile çarpmam gerekiyordu bunu. Bu bize pistin uzunluğunu verir. 60 saniyede karşılaşıyorlarmış aynı yönde hareket ederlerse, o zaman V1 eksi V2 ile çarpmam gerekiyordu. Bu da bana pistin uzunluğunu verir. O zaman bunlar birbirine eşittir. Hatta ve hatta her iki tarafı 12'ye oranlarsam burası 5 gelir. Artık V1 artı V2 eşittir 5V1 eksi 5V2 diyerek V1 ile V2 arasındaki bağıntıyı elde edebilirim. Burada V1'i karşıya atarsam 4V1 eksi 5V2'yi bu tarafa gönderirsem 6V2 elde edilir. 2 ile oranlarsam 3V2 2V1'dir. Artık şunu söyleyebilirim. Ben V1'i 3 seçersem V2'yi 2 seçmek zorundayım. Çünkü 2 kere 3, 3 kere 2 eşit. Peki madem öyle V1 gördüğümüz yere 3 yazabiliriz. Bundan sonra burası 6 gelir. V2 gördüğüm yere 2 yazarsam burası da 6 gelir. 12. V1'den V2'yi çıkar. Yani 3'ten 2'yi çıkardım. 1 geldi. 12 bölü 1 de bana 12'nin ta kendisini verir. İşte bu oran bize 12'yi veriyormuş gençler. Evet. Güzel. Şimdi 185'i de bitirdik tabi. 186. sayfamıza geçtik. 16. kazanım bakıştayız. Dairesel bir yarış pistinde Eliz başlangıç noktasından harekete başlıyor. Gürsel ise Eliz'den 20 dakika sonra aynı noktadan zıt yönde harekete başlıyor. Şimdi dur. Şöyle dairesel bir pistimizin olduğunu düşünelim gençler. Tamam mı? Diyor ki Eliz başlangıç noktasından harekete başlamış. Eliz başlıyor harekete. Burası başlangıç noktası olsun, kırmızı. Gürsel Eliz'den 20 dakika sonra aynı noktadan zıt yönde başlıyor. Şimdi varsayalım ki Eliz şuraya kadar gelmiş olsun. Tamam, Eliz şu mesafeyi kat etti. Daha sonrasında ise Gürsel harekete başladı ama zıt yönde harekete başladı. Ve Eliz harekete başladıktan 36 dakika sonra. Şimdi dur, Eliz harekete başladı. 20 dakika Gürsel bekledi. Sonra koşmaya başladı ve Eliz'in hareketinden 36 dakika sonra karşılaşıyorlarsa varsayalım ki karşılaşma noktaları şurası olsun. Tamam mı? Artık şunu söyleyebilirim ki Gürsel 16 dakikada buradan buraya kadar geldi. O yüzden Gürsel'in hızına g dersem 16 çarpı g kadardır bu uzunluk. Buradan buraya kadar olan mesafede Eliz'in 36 dakikada aldığı mesafe olduğu için 36 çarpı e diyebilirim. Tamam mı? Şimdi bunlar karşılaştılar ve artık Gürsel bu tarafa doğru, Eliz bu tarafa doğru gidecek. Eliz e hızıyla gidecek, Gürsel g hızıyla gidecek. Ve karşılaşmadan bir süre sonra Eliz de Gürsel başlangıç noktasına, yani şuraya, her şeyin başladığı o noktaya aynı anda varıyorlar ve bir turu tamamlıyorlar. Şimdi o zaman şunu sorarım. Buranın uzunluğuna 36 e demedik mi biz? Gürsel burayı hangi hızla alacak? G hızıyla alacak. O zaman ben 36 çarpı e'yi g'ye bölersem Gürsel'in şu kısmı aldığı süreyi bulurum. Ve 16 çarpı g uzunluğuna sahip şurayı da Eliz e hızıyla kat etmek isteyecek ve aynı sürede kat ettikleri için bunlar birbirine eşit olacaklar. Bir içler dışlar çarpımı rica edelim mi? Hadi. 36 çarpı e kare 16 çarpı g karedir. Her iki tarafın karekökünü alırsan 6e 4g'dir. Yani 3e 2g'dir. Yani Gürsel'in hızı 3v ise Eliz'in hızı 2v'dir diyeceğiz burada. Eliz ile Gürsel ilk karşılaştıklarında saat 16.30'muş. Yani tam şu anda saat 16.30 olduğu dile getiriliyor. Peki buradan sonra bir turu tamamladıklarında saat kaçtır diye soruluyor. Tamam, buluruz. Şimdi Gürsel'in hızı abi 3v değil miydi? E neydi? O da 2v idi. O zaman 36 kere 2v bize 72v'yi verir. Ben 72'yi 3'e bölersem eğer ki 24 gelecektir. Demek ki Gürsel şu karşılaştıkları yerden şuraya kadar olan kısmı 24 dakikada alıyor. Ve 16.30'un üzerine 24 eklersem 16.54'te Gürsel buraya gelecektir. Eliz de zaten oraya geliyordu. Aynı anda o başlangıç noktasına gelmiş oluyorlardı. Demek ki 16.54'te bir turu ikisi de tamamlamış olurlar. Sevgili gençler, doğru cevabımız 16.54 olacaktı. Bir diğer kısımdayız artık. Şimdi tren ve tünel soruları var. Yine soru bankalarında, denemelerde karşınıza sıkça çıkacaktır. ÖSYM böyle bir soruyu tercih eder mi? Sanmam. Ama yine de bilmekte fayda var. Sonuçta fazla bilgi biliyorsunuz göz çıkarmıyor. Aksine ufuk genişletiyor arkadaşlar. Bir trenin tüneli geçmesi trenin kendi boyuyla tünelin boyu kadar yol alması demektir. Çünkü şimdi varsayalım ki şurası tünelin ağzı ve tren tam olarak şuradan itibaren bu tünele girmeye başlamış olsun. Şurası da tünel. Şimdi trenin tünelden tamamen çıkması için şu pozisyona gelmiş olması lazım. Trenin kafası neredeydi? Lokomotifin ucu burada. Şimdi nerede? Burada. Peki ne kadar yol aldı? Aha bak, tünel ile tren kendi boyu kadar bir yol kat etmiş oldu. Tünel artır tren. Bundan kaynaklı bu tarz soruları çözerken alınması gereken yola tünel artı trenin yolu baz alınarak yapılmalı. Burada x artı y eşittir v çarpı t'dir diyebiliriz. X trenin boyu, y de tünelin boyu olarak karşımıza çıksın. Bu soru tiplerinde birimlere çok dikkat edeceksin. Metre bölü saniye çok kullanılmak istenir açıkçası. Dakika daha az kullanılır. Saat en az kullanılanıdır. 1 kilometrenin 1000 metre olduğunu, 1 saatin 60 dakika veyahut 3600 saniye olduğu da unutulmayacak gençler. Şimdi geldik buraya. Şekilde hızı 100 kilometre olan. Şimdi bu trenin hızı 100 kilometre bölü saatmiş arkadaşlar. Birinci tünele girdiği andan kaç dakika sonra ikinci tünelden tamamen çıkar diye soruluyor. Şimdi ne olması gerekiyor? Şuradan itibaren soruyor değil mi? Buradan itibarense şuraya da treni resmedelim. Trenin boyu ne kadardı? 350 metre. Şimdi 350 metre, 650 metre daha 1 kilometre. 5'te bu 6 kilometre. 34'te bu 40 kilometre. Yani diyor ki 40 kilometreyi ne diyor? Dakika. Kaç dakika sonra alır? Hangi hızda? Bu hızda. 100 kilometrelik hızla 100 kilometre bölü saniye saatlik hızla 40 kilometreyi ne kadar sürede alır? Şimdi ben kaç saatte alabileceğini bulurum. Yani bunun içinde 40'ı abi giderim. Neye bölerim? 100'e bölerim. 40 bölü 100. Bu bana zaten 2 bölü 5'i verir. 2 bölü 5 saat. Peki 2 bölü 5 saat kaç dakikadır? Bunu 60 ile çarpacağız. 60 ile çarparsak 60'ı 5'e böldüm 12. 2 kere 12 de bana 24 dakikanın ta kendisini verir. Doğru cevabımız da 24'tür diyebiliriz. Evet gençler, sağ üst taraftayız. Yine bir trenli ve yine tünelli soru ama bu sefer de burada direktli soru var. Hızı saatte 50 kilometre olan bir tren uzunluğu 600 metre olan şekildeki tüneli 72 saniyede geçiyor. Şimdi dur, saniyeler ve kilometreler var burada. Bak saatte 50 kilometre diyor. Burada 72 saniye diyor. Şimdi o zaman ben hızımı bir metre bölü saniye bir güzel çevireyim önce. İyi dinle nasıl çeviriyorum, iyi bak. Şimdi 50 kilometre 50 bin metredir. Bölü, şimdi kilometre bölü saat yazıyordum ya. Hatta şöyle göstereyim, kafan hiç karışmasın. İyi dinle şimdi. 50 kilometre bölü saat değil mi bizim buradaki birimimiz? Şimdi 50 kilometre demek 50 bin metre demek. O yüzden 50 bin metre. 1 saat de, bak burası 1 saatti, 3600 saniye demek. 3600 saniye. O zaman şununla şu gitti, şununla şu gitti. 500 bölü 36. 500 bölü 36 metre bölü saniyeymiş bizim hızımız. Yani 1 saniyede 500 bölü 36 metre ilerleyebiliyormuşuz. Ve 72 saniyede aldığına göre ben bunu 72 ile çarparsam trenin tünelden çıkışının ne kadar yol, hani nasıl diyeyim, trenin uzunluğu artı tünelin uzunluğunu bulmuş olurum. Şimdi cümleyi kurabildim. 72 ile 36'yı böldüm. 2. 500 bölü 2. 200. 500 bölü 2 mi? Yok, özür dilerim. Şurası 2. 2 kere 500 1000. Yani tren buradan tamamen çıktığında 1000 oluyorsa demek ki trenin boyu 400 abi. Trenin boyu 400 metre. Peki aynı trenden bahsediyoruz. Yol kenarında duran şekildeki direği kaç saniyede geçer? Geçebilmesi için şu gerekiyor gençler. Şimdi tren şöyle direğin ucuna tam yapıştığı anla kurtulduğu anı bulmam gerekiyor. Ne kadar yol alır? Trenin kafası buradayken burada oluyorsa 400 metre yol alacak. Yani trenin direkt kendi boyunu kaç saniyede aldığını bulacağız. Bu trenin boyu 400'dü. Hızı da 500 bölü 36 idi sonuç olarak. 400 bölü 500 4 bölü 5'tir. Ters çevirip çarparsam 144 bölü 5 saniyede alır diyeceğiz arkadaşlar. Kaç saniyede geçer diye soruluyordu. 144 bölü 5. Tabi bu tarz sorularda direğin kalınlığı önemsiz olacak. Direğin kalınlığını hesaba kattığından tünel sorusuyla aynı soru olur zaten. Tamam. Bir hareketlinin aldığı toplam yolun toplam süreye oranına ortalama hız diyeceğiz. Mesela burada T1 V1 ile alınmış. T2 sürede V2 hız kullanılmış. T3 sürede V3 hızı kullanılmış gibi gidiyorsa, şimdi o zaman toplam yol nasıl bulunur? X1, X2, X3. Tabi şöyle diyeceğiz. Aslına bakarsanız şunları düzenleyebiliriz. Şurada bunlar gereksiz yazılmış. Şunlara X1, X2 ve X3 diyelim arkadaşlar. Tamam. Toplam yol X1, X2, X3, X4, X5 bunların toplamıdır. Toplam zaman da T1, T2, T3'tür. Ben bunları oranlarsam buradaki V1, V2, V3, V4, Vn'e kadar olan kısmın ortalamasını bulmuş olurum. Bu da bana ortalama hızı verir. Eğer ki bir yolu V1 ile gidip V2 ile dönersem ortalama hızım 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2 ile bulunur. Bu da seni rahatlatacak bir formüldür. Tamam. Şimdi mesela 19. ve son örneğimize bakalım. Bir araç Denizli'den Antalya'ya 70 ile gidip V ile dönmüş. Şimdi formülümüz buydu, unutma. Bu gidiş dönüşte aracın ortalama hızı 80'miş. Ortalama hız 80 eşittir 2 çarpı 70 çarpı V bölü 70 artı V mi demem gerekiyor benim? Aynen öyle. Peki o zaman şöyle diyelim, içler dışlar çarpımı yapmadan önce, büyük sayılarla uğraşmadan önce şu sıfırla şu sıfırı bir götürelim. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 4 geldi. Şimdi işler dışlar yap. 280 artı 4v eşittir 7v ise 3v eşittir 280'dir. V sorulmuştu. 280 bölü 3 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Kilometre bölü saat olması gerektiğini söyleyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Evet gençler, hız problemi dediğimiz şeyin, dikkat ettiyseniz zaten, herhangi bir emek problemi yani işçi probleminden farklı olmadığını da burada görüyoruz. Kitap okuma hızı eklenebilir buraya. Mumun yanma hızı eklenebilir buraya. Havuz doldurma hızı eklenebilir buraya. Hız probleminin her şeyin hızını, yani iş yapılma süresi aslına bakarsan gibi düşünülebilir. Dolayısıyla hani eğer problemlerde yeteri kadar yetkin olduğun zaman şunu fark ediyorsun. Bütün problemler aynı aslında. Ortada çözülmesi gereken bir sorun var ve sen bu problemi çözüyorsun bir şekilde. Yani kategorize etmeden çözüyorsun aslına bakarsan. İşte bu aşamaya geldiğin zaman problemleri artık fullleyebilirsin. Evet gençler, sonraki videomuzda hız problemleri ÖSYM bakış testini çözeceğiz sizle beraber. O videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.